Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Mart Cuma, İzmir Şirin Yer yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikli olarak mübarek cumamız hayırlı olsun arkadaşlar. Hayırlı cumalar dileğimizi sunalım. Bugün 8 koşulu bir program var İzmir genelinde. İzmir'de hava şu anda iyi arkadaşlar. Herhangi bir yağış şu anda yok. En azından bunun bilgisini vereyim. Güzel bir koşu programı var. Yine birbirinden çekişmeli yarışlar. Tabii önemli koşuların da yer aldığı bir program. Antalya'da da bugün gündüz koşulacak olan bir yarış var. 7 koşulu bir program. Yine sentetik yarışların da olduğu, tabii ki bunu da belirteyim. Artık sentetiklerde yarışa açıldı. Yani sentetik kum karışık olarak koşuluyor. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Tabii bu arada akşamleyin de bir Gastrin Park'ta bir 9 koşulu program var. Bunu da gün içerisinde sizlere yetiştirmeye çalışacağım. Bunun da bilgisini vereyim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileğimizi sunalım. Hemen birinci koşudan itibaren yorumlarımıza başlayalım. Birinci koşu saatler 17.45'i gösterirken şartlı 4-3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik kum yarışıyla ilk start verilecek 6 sapkanın yer almış olduğu bu koşu. Dörtlük ayağın ayağımızın da başlangıç ayağı. Ben burada bayağı bir denk sapkanların bir arada olmuş olması, ben de burayı biraz sağlama alayım dedim. İkinolu Jason Bourne. Bir kaynako temsilcisi Görkem Özçelik'le start almış sapkan. Yine iyi performansı var. Son 6.lığı kesinlikle ölçü almadığım bir isim. Bir nolu aşan aşan yine önde güzel bir tempo kurup yarışı götürecek olan bir isim. Bu mendil temsilcisi Mustafa Çiçek de yine son yarışını aynı şekilde kazanan bir isim. Dört nolu Very Special bir Papa Krem temsilcisi. Son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar olan bir isim. Ve son olarak da üç nolu Might Maker. Bir mendil temsilcisi Muhammed Bir Bilgin'le start alacak olan bir isim de yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim olacak. 2-1-4-3 benim bu koşu için önerdiğim isimler olacak. Günün ikinci koşusu 7'li plasede üçlü Gayan ayamasında başlangıç ayağı olan bu koşu şartlı 4 dişilere ait. Aprantele mahsus 4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışında 6 sapkanın yer almış olduğu koşuda yakalamış olduğu güzel formülü ve bana göre çok uygun rakipler arasında start alacak olan 2'nolu Serpinti Emre Aktula. Bana göre bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü bankom olacak 2'nolu Serpinti Emre Aktula 7'li plasede üçlü Gayan ayamasının banko ismi. Günün üçüncü koşusu altılı Ganyan ayağımızın başlangıç ayağı olan bu koşu. Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 1400 metrelik kum yarışıyla start vereceğiz ilk ayak için. Yine birbirine yakın sapkanlar var. 5 nolu Alaçatı ağasıyla başlayacağım bu turbo temsilcisine. Gökhan Gökçe'yle bugün çok çok uygun kiloyla start alacak olan sapkan. Çok güzel bir form yakaladı. Arka arkaya 2 tane yarış kazandıktan sonra son yarışındaki ikinciliği bence çok çok tatminkar. Bu yarış içinde benim biraz daha ön planda çıkan isim oldu. 5 nolu Alaçatı ağası. 2 nolu Yürekli Çocuk. Kaya Yürekli temsilcisi Mehmet Kaya'ya start alıyor. Yine bugün kendine uygun rakipler arasında start alacak olan bir isim. 3 nolu Oğlum Mutlu. Bu Demir Döven temsilcisi nihayet son yarışını kazanan bir isim. Ve bugün Mustafa Çiçek de yine iddialı ve şanslı gözüken isimler arasında. Ve son olarak da son yarışını kazanan 6 nolu Baba Cerceri. Bu Atik Bey temsilcisi de yine çok uygun kilosu. Halil Kaplan'la önlerde şanslı gördüğüm isim. 5-2-3-6 benim bu 4 sapkan öncelikli olarak şans verdiğim isim. Ama yarış geneline baktığımız zaman bana göre tam kapamalık bir ayak. Çünkü dışarıda bıraktığımız atlara bakarsak 1 nolu Kudretli Tayyip, 4 nolu Kayaların Fatih'i, 7 nolu Ünlü Yar. Yani bana göre hepsinde gildir var. Ama tabii ki biraz ön planda 5-2-3-6 çıktı. Ama eğer imkanı olanlar için bu ayak bence kapatılacak bir ayak, onu belirteyim. Tabii kapattığımız zaman favori de gelebiliyor ama sürpriz de gelebiliyor. Buradaki amaç bu ayaktan kayıpsız, zararsız olarak geçebiliyor. Çünkü biliyorsunuz takılırsak yani bütün emekler sonuna kadar yok oluyor. Yani başka şansımız olmuyor ancak başka bir oyuna geçiş yapmak gerekiyor. O yüzden ben bazı durumlarda her ne kadar bu ayağı geçeriz dediğim yerlerde bazen kapattığım oluyor. Hani orada kalkıp yarışın favorisi geliyor. Yani oluyor. Yarış içerisinde bunlar gayet olağan şeyler. Günün dördüncü koşusuna geçelim. Altılı Ganyan ikinci ayında Maiden dişilere ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. Burada da 10 sapkanın yer almış olduğu koşuda ben önceliği 9 nolu Strong Berry'e vereceğim. Bir Victor Gallop temsilcisine. Mustafa Çiçek'le start alacak olan sapkan. Yakalamış olduğu güzel formülü ve son güzel ikinciliyle benim biraz daha ön planında çıkan isim 1 nolu Havin Sarya. Bir Scarface temsilcisi Mert Can akılda start alacak olan sapkan da görmüş olduğu güzel formülü var. Ama son yarışını 3 yarış arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan bir isim. Bugün birincilikte bu gruptan ayrılmaya çalışacak olan bir isim. O yüzden 9-1 biraz daha ön planda çıkan isimler. Ama eğer bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere 4 nolu Buzkıran ilk kez start oluyor ama bir Weiner Vaz'ın güzel temsilcisi
Mertcan Çelik de bence iyi hazırlıklarla bugün kendine güzel bir şans bulabilir. Bir de 3 nolu Baby Bam Bam, Binnat Ivan temsilcisi Görkem Müşrik ve Star Adam Sarkan görmüş olduğu bir yarıştan sonra aradan bir 196 günlük ara vermiş olsa da iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. En azından günün güzel bir sürprizine imza atabilir. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Önce 9-1, daha sonra 4 ve 3. Günün 5. kursuna geldik. Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. Kısa vadede 9-5 ve yukarı. Arapların 1900 metre kum yarışında 7 sapkanın yer almış olduğu bu koşuda bugün Halis Karataş'ta start alacak olan 5 nolu Kardeşcan sevdiği mesafede koşuyor. Bana göre bu grubu pistin de kaba pist olmuş olması bence daha da avantajlı oldu 5 nolu Kardeşcan için. Bence bu yarışı kazanması en normal sonuç olur. Benim de bugünkü banko limanım olacak. 5 nolu Kardeşcan Halis Karataş ile. Günün bir sonraki koşusuna geldik. 6. koşuya handikap 14. 4 ve yukarı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. 8 safkanın yer almış olduğu koşu yine birbirine çok yakın safkanların denk geldiği koşu. Bugün zaten genelleme bakarsak hep bu şekilde çıkıyor. Önce 3 nolu Dardaklan. Bir Smart Robin temsilcisi Mertcan Akın'da startlamış safkan yine yakalamış olduğu güzel formu ve arka arka güzel iki tane yarıştan sonra tabii ki son yarışı kazanan bir isim. Daha sonra 4 nolu Rocky Boy. Bir Uproar temsilcisi Ali Yıldız'da start alacak olan safkanda yine önlerde şanslı gördüğüm bir diğer isim. Ve 2 nolu Ayvalık Ateşi bu Taliban temsilcisi Emrah Aktuğ'da bugün yine İyi koşmasını beklediğim bir diğer isim olacak. 3-4-2 biraz daha ön planda çıkan isimler ama 1 nolu Time, Mehmet Kayala, 8 nolu Samyomi'de, Onur Yıldız'da bayağı genişletmek ve sürpriz arayanlar için önereceğim isim olur. Ama önce 3-4-2 daha sonra 1 ve 8 nolu safkanı. Günün 7. koşusu altılı Ganya'nın 5. ayına geldik. Maiden Dışı'da ait 3 yaşlı İngilizlerin 1600 metrelik kum yarışına. 9 safkanın yer almış olduğu koşu bana göre yine günün zor koşullarından birisi. Önce 7 nolu Prenses Melita bu agresif o temsilcisi Mehmet Kayla start alan bir safkan. İyi bir safkan, en azından kumaşı iyi olan bir safkan. Çünkü ilk yarışında güzel bir ikincilik, arkasından bir 8. geldi ama son yarışında bir üçüncülü bence gayet tatminkar olan bir isim. Hazırlık olarak da oldukça iyi durumda gözüküyor. Yani bu safkan bence ilk şansı hak ediyor. Daha sonra 1 nolu Baby Dixon. Bu Lineart'ın güzel temsilcisi ama anne de bir Gülengül, hani Anakandır Forum temsilcisi. Gülengül'ün İzmir'de yarışlarını bilenler varsa bayağı iyi bilirler. Bu safkanın İzmir'de çok ekstra seri birincilikleri olan bir isimdi. Bugün Nevzat Avcı ile start alacak olan bu safkan bir Arek Kuyumcan gibi yılların atçılarını safkanı ve kendi yetiştirmeleri bir safkan. Bir yarış geçen sene gördü, bir dördüncülük elde etti yarış hayatına. Arkasından 71 gün önce güzel bir üçüncülükle devam eden bu safkan arkasından bir 71 günlük ara verdi ama çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Ben kesinlikle bu safkanın bu sene İzmir pistinde bayağı yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Çünkü iyi ellerde bir safkan. 5 nolu Luyu Bo, bir Mendip temsilcisi. Emre Aktuğ'la start alan safkan da yine kum, çim ayrıtmadan etkili koşan bir isim ve son yarışındaki ikinciliği gayet tatminkar. 6 nolu My Braid, bir Winer Wazzy temsilcisi. Görkem Özçelik'le start alan safkan da yine grubun tecrübeli isimlerinden. Bugün yine ekstra iyi koşmasını beklediğim isimlerden. Ve 2 nolu Donna Kara. Bir Kaneko temsilcisi Muhammed bir bilginle start alacak olan bir isim. Bence son sıfırını çimde yapan bu safkanı hiç ölçü almayalım. Bu safkan bugün burada da çok etkili bir yarış koşmasını bekliyorum arkadaşlar. O yüzden 7-1-5-6-2 benim bu koşudaki sıralama olacak bu koşu için. Günün son koşusuna geldik. Evet, günün tek çim yarışı. Şartlı 4 ve yaşlı Arapların 1300 metrelik çim yarışı. Evet, burada da 12 safkanın yer almış olduğu koşuda. Bana göre 11 nolu Mahsul, bu Bersoy temsilcisi Kadir Tokaçoğlu'la 117 günlük aradan sonra koşacak olmasına rağmen çok düzenli çalışmalara sahip ve güzel galoplara sahip bir isim. Ve 12 nolu Serkanoğlu, bu Deli Cihan temsilcisi de Mehmet Kayra start oluyor. Yine çim pistinin etkili bir ismi ama aynı şekilde kumda da çok etkili yarışlar çıkardı. Ben o yüzden 11 nolu Mahsul ve 12 nolu Serkanoğlu hiç ayrımsız iki safkan olarak kuponlara yazıp bayağı bu şekilde geçmenizi önereceğim arkadaşlar. Yani son koşu 11 ve 12. Hemen şablonumuzla gelelim. Şablonumuzu da gösterelim. Birinci koşu 2-1-4-3. İkinci koşu 2 tek. Altılı Ganyan birinci ayak 5-2-3-6. İkinci ayak 9-1 daha sonra 4-3. Üçüncü ayakta 5 tek. Dördüncü ayakta 3-4-2 daha sonra 1 ve 8. Beşinci ayak 7-1-5-6-2. Son ayak 11-12 arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.